Evet genç arkadaşım, yine bir fen bilimleri dersiyle beraberiz. Bakalım bu dersimizin konusu ne olacak? Artık yeni üçüncü ve yeni bir üniteyle karşı karşıyayız. Hemen ünitemizin başına bir göz atalım ve konularımıza bakalım neler öğreneceğimize. Maddenin yapısı ve özellikleri diyeceğiz bu ünite başlığımızda. Ve bu ünitemizde temelde toplam 5 tane konu başlığımız olacak. Bu 5 tane konu başlığı inşallah eğlenceli şekilde geçecek. Hadi bir göz atalım neler öğreneceğimize dair. Konuya bir öncelikle bir dışarıdan bir bütünsel yaklaşalım. Öncelikle elementlerin sınıflandırılması konu başlığıyla karşı karşıya olacağız. Elementleri bir tanıyacağız. Neler varmış, neler yokmuş. Daha sonrasında bu elementlerin sınıflandırıldıktan sonrasında o aşamadaki tarihsel süreci görmüş olacağız. Ve bunları bir tabloya yerleştireceğiz. Adına periyodik tablo diyeceğiz onun. Sonra bu elementleri ikinci konu başlığımızda kimyasal bağlar yöntemiyle bir kimyasal bağ yapmasını sağlayacağız. Ne tarz kimyasal bağlar olduğunu konuşacağız. Bu kimyasal bağlar yaparak elementler bir tarz bileşikler oluşturacak. İşte o bileşikleri alacağız. Birbirleriyle kendi arasında oluşan kimyasal tepkimelerini konuşacağız. Bunların girdisini, çıktısını, nasıl hesaplanır bunları görmüş olacağız. En son asitler, bazlar ve su arıtımı dedikten sonrasında 5 tane konu başlığımızı bitirerek ünitemizi ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. Çok keyifli anlar geçireceğiz. Buna emin olabilirsin. Hadi bakalım ilk olarak elementlerin sınıflandırılması konusuyla bir giriş yapalım bakalım. Hemen haydi bakalım uçuşa geçtik artık. Elementlerin sınıflandırılması A. Periyodik sistem. Öncelikle arkadaşım günümüzde bilinen 117 çeşit, bazı kaynaklarda 118, bazı kaynaklarda 114 tarzı geçiyor. Tabi bunun bir nedeni var. 117 çeşit element vardır. Hala şu an için çalışmalar devam etmekte ve yeni bir takım elementler de bulunmaya, keşfedilmeye, özellikleri araştırılmaya devam etmektedir. Peki zaman içerisinde bu elementler benzer özelliklerine göre ne yapılmıştır? Sınıflandırılmıştır. Çünkü insanoğlunun doğasında bu vardır. Yani bir şeyi daha iyi yapılandırmak, daha iyi anlamlandırmak ve anlamak için yöntemler arar ve onları sınıflandırmaya tabi tutar, ayrı ayrı gruplara böler, bir şekilde onu daha iyi ne yapar? Yapılandırır. İşte burada da aynı şeyi yapmış insanlık ve sınıflandırmaya tabi tutmuşuz elementleri. Ve bu sınıflandırma sayesinde ben elementleri gruplandırmışım ve onları daha iyi anlamayı ve daha iyi, daha kolay kullanmayı ne yapmışım? Sağlamış olmuşum. Peki hemen şu elementlerin tarihsel gelişine bir göz atalım bakalım neymiş bu durumlar. İlk olarak periyodik sistemin tarihsel gelişimine bakacağız dostum. Nasıl yani? Elementler bilim insanları tarafından sürekli ama sürekli ne yapılmış? Gruplara ayrılmış ve tablolar oluşturulmuştur. Yani işte benzer özelliklerine göre, farklı işte özelliklerine göre, işte bu elektriği iletir, yok bu iletemez, bu mattır, bu parlaktır şeklinde bir takım fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre gruplandırılmış ve bunu yaparken de tabii ki bir tarihsel süreç geçmiş. İlk olarak karşımızda birinci bilim adamımız, yıl 1829, Johann de Brainerd isimli bilim adamımız karşımızda. Peki bu Johann de Brainerd arkadaşımız ne yapmış? Elementleri benzer özellikler gösteren elementler olarak üçlü şekilde gruplandırmıştır. Yani elementleri alıyor. Diyor ki arkadaşım sen işte bu masaya işte şu özellikleri gösteren üçlü grup, bu masaya şu özellikleri gösteren üçlü grup, bu masaya o özellikleri göstermeyen başka bir üçlü grup şeklinde ne yapmış? Elementleri bir şekilde gruplandırmış Johann de Brainerd dediğimiz bilim insanı. Peki tarihsel gelişim devam ediyor tabii ki. Şerit ilerliyor ve ikinci olaraktan kim karşımızda bir bakalım. İkinci olarak burada da ismini gördüğümüz de Champcourtois isimli bilim adamımız, bilim insanımız karşımızda. Peki hocam, de Champcourtois ne yapmış onu söyler misin? Tabii ki benzer özellik gösteren elementleri, bakın yine benzer özellik gösterme. Yani elementleri bir şekilde ne yapıyor? Birbirine yakınlaştırmaya, uzaklaştırmaya çalışıyor insanlar. Benzer özellik gösteren elementleri dikey sıralarda ve de sarmal olarak düzenlemiştir. Yani hem dik dik sütunlar oluşturmuş hem de ne yapmıştır? Sarmal bir yapıya kavuşturmuştur de Champcourtois denen bilim insanı. Tarihsel gelişim devam ediyor. Periyodik sistemin günümüzdeki modern haline getirene kadar birçok çalışma yapılmış tabii ki. Bizim burada anlatacağımız sadece 5-6 tanesi olacak. Onları bilsek bizim için yeterli. Peki burada gördüğümüz resimdeki bilim insanımızın ismi John Nivens diye okunan bilim insanı. Peki John Nivens ne yapmış bu beyefendi ise? Bilinen, o zamanki yaşadığı tarihte bilinen 62 tane elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralandırmış. Bakın hemen bunun altını çizmek istiyorum arkadaşım. Artan atom ağırlıkları. Bakın burası önemli. Kalemimin kalınlığını biraz daha artırırsam
daha net anlaşılacak herhalde. Artan atom ağırlıklarına göre sıralandırmış ve ne yapmıştır arkadaşım? Özelliklerin 8'er 8'er periyodik olarak tekrar ettiğini görmüştür. Yani eline alıyor 62 tane elementi. Arkadaşım başlıyor dizmeye. Böyle basit bir mantık kurabilirsin kafanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyor. Tam 9'u kenarına koyacak. Diyor ki aa bir saniye. Ne? Çünkü o 8 baştaki 1 ile aynı benzer özellik gösteriyor. O zaman diyor ki periyodik olarak atom ağırlıklarına göre baktığım zaman diyor. Demek ki her 8'de tekrar başa dönüyorum. Yani 8'li 8'li periyotlar halinde görmüş oluyor. Periyodik olarak tekrar etmiş oluyor. Yani aynılaştırmış oluyor bir şekilde. Kim bunu yapan bilim insanı? John Newlands dediğimiz şahsiyet. Peki geldim. Tarih şeridi yine ilerlerken zaman içerisinde periyodik tablo yine geliştirilmeye devam ediyor. Dördüncü grupta yer alan Mendeleyev ve Meyer. Mendeleyev ve Meyer isimli bu iki bilim insanımız eş zamanlı olarak aynı şeyi gerçekleştirmişlerdir. Bunlar da yine elementleri artan atom numaralarına göre bu sefer ağırlık değil artan atom numaralarına göre sıralandırmış ve de benzer özellik yani benzer kimyasal özellik gösterenleri alt alta gruplandırmışlardır. Bakın bu günümüzdeki modern periyodik tabloya birebir neredeyse benziyor. Yani artık bir şekilde şu gün günümüzde kullandığımız periyodik tabloyu bir nevi o zamanlarda oluşturulmaya, temelleri atılmaya başlamış olarak görüyoruz. Yani bakın benzer kimyasal özellik demek aynı kimyasal özellik demek değildir. Çünkü aynı olmuş olsa zaten elementler ne olur? Aynı element olmuş olur. Ama burada ben ne diyeceğim? Benzer kimyasal özellik diyeceğim. Alt alta gruplandıracağım ve de artan atom numaralarını gözden kaçırmayacağım. Geldim. Daha sonrasında Mendeleyev ve Meyer'e geçtim. Daha çok periyodik tabloda tanıtım şeklinde mesela atıyorum bir periyodik tabloda burada bir bilim insanı tanıtılacaksa bu genellikle Mendeleyev olur. Bu noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Ve 5. bilim insanımız böyle yakışıklı bir laboratuvarda güzel bir laboratuvarda yakışıklı bir bilim adamımız Henri Moseley ile karşı karşıyayız. Peki bu ne yapmıştır? Elementleri ise proton sayılarına göre ne yapmış? Sıralamış ve günümüzdeki kullanılan periyodik tablonun temellerini atmıştır. Yani bu sefer atom numarası veya atom ağırlığı yerine ki zaten atom numarasının proton sayısı olduğunu daha ileriki yıllarda göreceğiz. Proton sayılarına göre bir sıralama yapmıştır. Ve de çünkü proton sayısı elementler için değişmeyeceğini bildiği için ne yapmıştır? Buna göre günümüzdeki kullanılan periyodik tablonun asıl temellerini atma şerefine nail olmuştur diyelim. Geldim 6. sıralamada ise bu gördüğümüz beyefendi bilim insanı Glenn Seaborg dediğimiz kişi. Bu da Moseley'in az önceki gördüğümüz Moseley'in tablosunun altına 2 satır daha eklemiş ve periyodik tabloya şu anki son şeklini ne yapmıştır? Vermiştir. Bu da periyodik sistemin tarihsel gelişiminde önemli bir yapı taşı olarak karşımıza çıkmakta arkadaşım. Peki buraya kadar periyodik sistemin tarihsel gelişiminde kimler önemli rol almışlar? Ne gibi artılar katmışlar ve bilimin gelişmesinde nasıl rol almışlar? Bunları görmüş olduk. Artık o kadar bilgi bizim için yeterli diyoruz ve ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde geçiyoruz. B başlığımıza geçtim. Modern periyodik tablo. Şimdi arkamızda ne var? Tahtamızda gördüğünüz gibi bir günümüzde kullanılan bir periyodik tablo görmüş oluyoruz. Periyodik tablo tabii ki böyle şu an için tabii ki tam anlamlandırmadığımız için yani nereye koyulmuş bunu bilmediğimiz için birazcık karışık gelebilir şu an senin için. Ama hemen ne yapacağız? Şöyle biraz özelliklerinden bahsedeceğiz. Kim nereye koyulmuş? Bu niye burada? Ya da bu niye burada arkadaşım? Neden bu burada da burada değil? Ya da bunlar niye böyle çıkıntılı bayrak gibi buralarda iki tane H burada, H, E burada şeklinde? Bunların hepsinin bir anlamının olduğunu görmüş olacağız. Hadi bakalım bana eşlik etmeni isteyeceğim senden. Öncelikle periyodik tabloya göz attığınız zaman 18 tane düşey sütun göreceğim. Sütun dediğim zaman aşağı doğru, satır dediğim zaman yatayda ilerleyen şeyleri unutma. Peki baktım. Hocam hemen bir gösterir misin? 18 tane düşey sütun göreceğim. Yani şunların saydığım zaman 18 tane olduğunu zaten sen şu an sayıyorsundur bir şekilde. Ha hoca sen yalan söylemiş olabilirsin. Ben bir sayayım şuraya 18 tane mi diyebilirsin. Denemesi bedava. Buradan çok rahat bir şekilde sütunların 18 adet olduğunu görebilirsin. Ve bununla beraber 7 adet de yatay sütun göreceğim. Yani bakın şöyle şuradan başladığım zaman 1, 2, 3, 4 şeklinde 7 tane yatay sütun görmüş olacağım. Burası tabii ki ne olacak? Şurası ise buradan bakın böyle çıkmasının bir manası var. Bunlar aslında nerede? Bunun devamında ama periyodik sistemin kaymaması için buradaki grupların bozulmaması adına alt tarafta ek olarak verilmiş bir yapı olarak karşımıza çıkmakta. Peki hemen ne yapalım? Şu
günümüzdeki modern periyodik tabloyu biraz daha derinlemesine inceleyelim. Öyleyse diyorum ki ben arkadaşım şu düşey sütun ve satırlara ne diyeceğim? Bir hemen ona bakalım. Evet, ekranım karardı. Geldi. Diyor ki bana yatay satırları gördüğün zaman şöyle yatayla ilerlersen arkadaşım eğer ki buna periyot adını ver diyor. Periyot. Yani diyor ki yani şuna birinci periyot, buna ikinci periyot, buna üçüncü periyot şeklinde yatay satırları görürsen buna periyot de diyor bana. Peki yok ben yatayları öğrendim ama düşeyleri merak ediyorum diyorsan ne diyeceksin? Hemen o da gelsin arkadaşım. O da şu oluyor yani eğer ki düşey sütun görürsen buna da grup adını vereceğiz. Yani diyeceğiz ki birazdan 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu. Peki hocam grupları anladık. Periyot nasıl? O da hemen şöyle hatırlatalım tekrar. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot şeklinde. Yani özetleyecek olursak yatayda ilerlerken periyotta ilerlediğimizi, dikeyde aşağı doğru ilerlerken ise grupta ilerlediğimizi ne yapmış olacağız? Öğrenmiş olduk. Peki hemen hızlıca geçtik ve periyotların özelliklerine bir bakalım bakalım. Şimdi arkadaşım dedik ki toplam temelde 7 tane periyot var dedik. Gerçekten de böyle miymiş? Biraz daha derinlemesine bakalım. Hadi bakalım. Birinci periyotumu gördüm. Şurası. Bir tane burada H hidrojen. Bir tane de burada He yani helyum elementini gördüm. Toplam birinci periyotta 2 tane elementin yer aldığını görüyorum. Geldim ikinci periyoduma. İkinci periyotta ise lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon ve toplamda da 8 tane elementin yer aldığını orada oturduklarını görmüş oluyorum. Geldim 3. periyoduma. Burada ise 3. periyotta ise sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor ve argondan oluşan toplamda yine üst kat komşusu gibi 8 tane elementin aşağı tarafta yer aldığını görüyorum. 4. periyota bakacağım arkadaşım. 4. periyotta ise bu yıl bizi ilgilendiren ilk 20 elementti. Bakın şuraya kadar 18 şurası. Geldim 19, potasyum 20, kalsiyum diyeceğiz. Şu aradaki şurayı ne yapmayacağız? Çok fazla öğrenmeyeceğiz bu yıl. Hemen ona bakalım devamına. Buraya da baktığım zaman toplamda 18 tane elementin burada yer aldığını görüyorum. 5. periyota baktığım zaman 5. periyotta yine 18 tane, 6. periyotta 32 tane ve son olarak 7. periyotta 32 tane elementin yer aldığını görüyorum. Şunları lütfen şurada olduğunu kaçırma. O da önemli. Buradaki 32 sayısının çıkmasını sağlayan yapı o. Peki hızlı bir şekilde ne yaptık? Dersimize devam ettik. Hocam periyotları gördük. Peki grupların özelliklerinde nereyi öğrenmem lazım? Tabii ki grupların özelliklerinde şurayı göreceğiz arkadaşım. Grupların özelliğine baktığım zaman periyodik tabloda toplamda 8 tane A grubu ve 10 tane B grubu olmak üzere toplamda 18 adet grup olduğunu göreceğim. Zaten söylemiştik bunu az önceki periyodik tabloda kocaman. Hemen bakalım şuna. Buraya ilk baştaki birinci sütuna 1A grubu, ikincisine 2A grubu. Şurayı geçtim komple bakın şurayı. Sanki bir köprüden geçermişçesine. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A ile bitirmiş oluyorum. Toplamda 8 tane A grubu olduğunu ifade etmiştik hatırlarsan az önce. 8 tane A. Peki hocam 10 tane B demiştiniz. O ne oldu? O da şurada bakın. Hemen B gruplarına bakarsam eğer ki. Şuradaki şu yapının da B grubu olduğunu bileceğim. Ama burası bu sene değil. Konusu daha ilerleyen yıllarda karşına çıkacak. Sen sadece şunu bileceksin. Arkadaşım 1A, 2A, 3A, 4A ve 8A gibi ilerleyecek. Bazı grupların özel isimleri olacak. Sana sorularda böyle karşına çıkacak. Yani işte şu grubun adı nedir? Hani arkadaşlarımız arasında ne yaparız? Daha çok sevdiğimiz arkadaşlara biraz daha özel olsun diye ya da ne bileyim hani böyle komiklik olsun diye lakap takarız değil mi? Ahmet demeyiz işte başka bir şey deriz. Onun gibi burada da böyle bazı grupların özel isimleri olacak. Hemen bakalım bunlar ne hocam? Bunlar şu. Bir A grubunun lakabı ya da özel ismi alkali metaller olacak. Ve sana alkali metal dediği zaman aklına tak ne gelecek? Bir A grubu. Geçtim 2A grubu dediği zaman sana hop diyeceksin ki hocam ben bunu biliyorum. Kimdi bu? Toprak alkali metaller. Yani alkali 1A. Hemen başına bir toprak kelimesi ekledim. Toprak alkali ise 2A demiş olacağım. Peki geldim. Hocam 3A'nın lakabı var mı? Yok. 4A'nın yok. 5A'nın yok. 6A'nın yok. Yani öğrenmene gerek yok. Peki hocam şurası ne? 7A derse eğer ki sana 7A grubuna halojenler adını vereceğim. Halojenler ve 8A grubuna da asal gazlar ya da bu aklında kalması için asil gazlar diye düşünebilirsin. Bunların burada yer almasının bir nedeni var çünkü. Birkaç ders sonrasında göreceğiz bunu.
8A grubuna asal gazlar ya da soy gazlar adını vereceğim. Oradan da işte asaldan asil, soy gazdan soylu gazlar şeklinde birazcık kodlayabilirsin kafanda kalması açısından. Peki hocam, devam edelim. Grupların özelliklerinde başka neler var? Bu gruplar aşağı doğru benzer, kimyasal özellik falan demiştiniz az önce. Onları görür müyüz? Elbette ki görürüz ve de geldi. Diyorum ki şimdi şuradaki, bak arkadaşım şuraya, dikkatini çekerim buraya. Şöyle mavişi alalım. Bak arkadaşım şuradaki şu gruplar, bakın şunlar gruptu. Bu birin, bu işte atıyorum bir grup, bu bir grup, bu bir grup, tamam mı? Bana diyor ki aynı grupta bulunan elementler. Evet, aynı grupta, bakın bu bunlar aynı grupta bulunuyor. Bunların diyor kimyasal özellikleri birbirine benzerdir diyor. Kimyasal özellikleri. Aman ha kaçırma. Hocam, kimyasal özellikleri benzer dille aynıdır demek aynı şey midir? Hayır, aynı demek şey değildir. Çünkü aynı demek farklı bir şey, benzer demek farklı bir şey. Hocam ne dedim ben de anlamadım. Niye? Kimyasal özellikleri aynıdır değildir bunların. Kimyasal özellikleri aynı olursa aynı element olur. Ben sadece şunu söylüyorum, benzerdir. Ne hocam? İşte o ne demek? Şu demek o. Kimyasal özellik deyince aklıma şu gelecek. Bir, sertlik. Bunların sertlikleri, yumuşaklıkları neredeyse birbirine çok benziyor. Bunların parlaklıkları birbirlerine çok benziyor. Bunların elektriği iletme durumları birbirlerine çok benziyor. İşte bu da bana neyi veriyor? Kimyasal özelliklerinin birbirine benzediği bilgisine ulaşmamı sağlamış oluyor. Ve ayrıca son katmanlarında bulunan elektron sayıları aynıdır. Nasıl? Şöyle attım, bunların son katmanında geçen yıl 7. sınıfta bunları hani elementleri ne yapıyordun? Böyle katman katman çiziyordun. Son katmanında bunun bir tane elektron varsa bunun da bir tane var. Bunun da bir tane var. Bunun 3 ise bunun da 3. Bunun da 3 şeklinde. Tamam mı arkadaşım? Bunlar biraz sonraki derslerde daha net bir şekilde ne olacak? Karşımıza gelmiş olacak. Peki ne yaptık? Kalemimizi aldık mı? Evet, şöyle geçtim. Ve elementlerin sınıflandırılmasına geldik artık. Ben ne yapacağım? Elementleri bir grup ve periyot şeklinde değil de biraz daha üstten bakaraktan işte metale metal şeklinde sınıflandıracağım. Hemencik bakıyorum arkadaşım. Buraya buraya kaymış. Kerat hemen aşağı inivermiş. Böyle yaramazlık yapıyor burada. Elementlerin sınıflandırılmasına baktığım zaman ise bunları metal, ametal ve yarı metal şeklinde 3 gruba ayıracağım. Hemen elementlere baktım, bakın göz attım. Öncelikle bazı elementlerin metal özellik gösterdiğini, ki bunları periyodik tablo üzerine ne yapacağız? Ayıracağız. Bak arkadaşım, burasından sonrası metal. Buradan sonrası işte ne diyeceğiz? Ametal diyeceğiz. İşte buradan sonrası ise yarı metal diyeceğiz. Ama periyodik tabloda bütün elementler bu gruba göre ne yapacak? Sınıflandırılmış olacak. Yani özetle periyodik tabloya baktığımız zaman bir element ya metal olabilir, ya ametal olabilir, ya da tabloda gördüğünüz üzere yarı metal olabilir demiş olacağız. Bu dersten sonraki dersimizde bunların özelliklerine tek tek bakacağız. Yani işte diyeceğiz ki metallerin özellikleri nelerdir? Hangi alanlarda kullanılır? Ametaller hangi alanlarda kullanılır? Yarı metaller niçin var? Ve ben yarı metalleri nasıl bileceğim? Yani bir elemente baktığım zaman bu yarı metal midir, ametal midir, metal midir? Nasıl anlayacağım? Birbirlerine göre kıyaslarına ne yapmış olacağız? Bakmış olacağız. Bir sonraki derste elementlerin sınıflandırılmasını daha detaylı görmek üzere görüşmek dileğiyle.